Amcacığım. Bakın, bu hemşire artık sizin. Sizin özel hemşireniz. Hadi bakın ona amca. Evet, güzel bir kadın. Hadi baksana. Evet, artık onu yalnız bırakalım. Bırakalım da dinlensin. O artık sana emanet. Hadi. Hadi alın bakalım şunu. Şu dereceyi çıkartmayacak mısınız? Nereye sakladınız? Kolumu kımıldatınca aşağı kaydı. Bağışlayın. Onu kendiniz çıkarmalısınız. Ama o zaman suyum dökülür değil mi? Öbür eliniz boş değil mi? Hayır, pek sayılmaz canım. Öbür elim daha da meşgul. Gerçekten çok güzel bir vücudum var. Çok güzel, hatta kusursuz. Evet, kusursuz. Tıpkı benim hayal ettiğim gibi. Burayı neresi sanıyorsun, tren istasyonu mu? Bağışlayın, rahatsız etmiyorum ya. İyi geceler demeye gelmiştim. Sağ ol, iyi geceler evlat. İyi geceler. Hadi git, çık dışarı. Sizin için bir şey yapabilir miyim? Hayır, sağ olun, istediğim her şey var burada. Yarın kasabaya ineceğim, belki bir şey istersiniz. Bu çocuk beni dinlemiyor bile. Lütfen onu dışarı atar mısınız? Gala. Radyomun pilleri bitmişti. Piller kaç volt? Tahmin etmiştim. Emin değilim. Gidip bir bakalım. Gidip bir bakalımmış. Ne istediği ortada. Ben açamıyorum. Denemek ister misin? Dur, sana yardım edeyim. Sağ ol. Adornuz, neler oluyor orada? Hemşiremi meşgul etme. 1.5 voltmuş. Yarın getiririm. Adornuz. Sağ ol. Artık gitmelisin. Amcanız sinirlendi galiba. Tanrım, lütfen kekelemeden konuşmama yardım et. Sakin ol oğlum, başaracaksın bu işi. Sevgili cesaretim, lütfen beni terk etme. Merhaba Bay Kitch. İyi akşamlar. Siz Amerikalılar her zaman püro içersiniz, öyle değil mi? Sizinle yaptığımız anlaşmanın sonuçları da almak üzereyiz. Ancak ufak tefek bir takım aksilikler var. Yani pek önemli değil. Adam öldü mü? İşte meselelerden biri de bu. Şu halde siz alacaksınız Bay Fagot. Adım Marato. Benim için adın hiç önemli değil. Seni Allah'ın belası adam! Neden geldin yine? Söyle, ne istiyorsun? Bak, seni çağırmadım. Bir şeye ihtiyacım yok. Sanıyorsun sen? Aklını kaçırmış olmalısın. Rahat bırak beni. (Gülüyor)
Bakmayacağım. Bakma.